Zaten 25 günde iki tane maç yapmıştı yani üçüncü maçı yaptı Olympiakos'la ee, yani bakıldığı zaman artık zaten böyle bir şeyin içine e, sezon başından beri aslında Fenerbahçe girdi yani bakıldığında en çok maç oynayan takımlardan bir tanesi yani orada mesela maçtan önce İsmail Hoca e, işte e, Fret'in e, İsmail'in yedek kalması Ferdi'nin yedek kalması ile ilgili e, işte biraz stratejik olarak biraz da işte üç günde bir maça ifadesini kullanmıştı Sakatlıkları ama Sakatlıkları vardı hatta risk aldım dedi oyuna soktuğu için. Ya yani o bir tabii o bir kere takımın teknik direktörü bilir. Şüphesiz kendisi de zaten o, o yönde işte gelen eleştirilere yanıt vermeye çalıştı ama eğer bir oyuncu hazırsa, o kadrodaysa ve son işte 60'lı dakikalarda oyuna girip e, oynuyorsa ben risk alma falan değil hazır olduklarını düşünüyorum. Yani Ferdi'de bir sakatlık da yoktu. Onda niye o zaman şey yaptınız yani? Ferdi de Osterwald'e kara gümrük maçında cezalıydım. O nedenle belki oynattınız Olympiakos maçında ama sonuçta kötü bir sakatlık yaşadı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı ve yerine Ferdi girdi. Yani Fenerbahçe 3 tane oyuncusunun oyuna girmesiyle ki o gün biz hocamla programdaydık. Yani işte Ferdi, İsmailiç üzerinde çok yorum yaptık yani e, oynamaları konusunda. Fred bir de yani hı hı. orta saha için orta sahanın çok önemli olduğunu vurguladık programda yani ve Fenerbahçe bu oyuncular oyuna girmeden önce çıkamadı yani topta alamadı çıkamadı hiçbir şeyi yapamıyordu dolayısıyla maçın kader anı bu futbolcuların oyuna girmesi ben hocanın buradaki düşüncelerini anlamaya çalışıyorum kendisini bir takım bir savunma mekanizması geliştiriyor ama açıkçası bana çok da gerçekçi gelmiyor neden gerçekçi gelmiyor eğer siz Ferdi'yi oynatmayıp işte cezalı diye oynatıyorsanız demek ki bir rotasyon yaptınız ve Ferdi'yi kara gümrük maçında değerlendiririm diye düşünüyorsunuz. Freti oynatmayıp İsmail'i oynatmayıp e, ya evet biraz sakatlıkları var ama işte ben risk aldım diyorsunuz ama yani sonuçta kara bir maçına saklamışsınız. Eğer maç... Maçı öncesinde şöyle bir açıklama yapmıştı İsmail Hoca. Hafta sonu kara gümrük maçımız var. O maçı da düşünerek bir 11 yapmaya çalıştık dedi. Ya hocanın tabii kafasında bir kere her şeyden önce lig var. Onu söyleyeyim. Yani ne olursa olsun öncelikle ligi düşünüyor. Bu da doğal bir şey. Çünkü kendisine lig kodlandı. Yani hep lig, şampiyonluk, şampiyonluk işte kaç yıldır olamadık şampiyonluk, şampiyonluk. Yani burada bakıldığında Fenerbahçeli başkanının, yöneticilerinin tüm açıklamalarında hep lige dair ligdeki işte hakem hatalı ise yani Avrupa ile ilgili ben kimsenin ağzından bir şey duymadım. Yani evet Zaman zaman öyle bir noktaya geldi ki Fenerbahçe bugün yarı finalin eşiğinde. Ben İstanbul'da iyi bir sonuç alıp tur atlayacağını düşünüyorum. Ama hocam o rotasyonları yapmayıp şey olsaydı maç üçlüyü belki biz kazanırdık maçı. Çünkü rakibin o kadar e, Fenerbahçe'nin kalitesinin altında olduğunda yine o gün programda çok söyledik. Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları olduğunu, maçın seyrini, şeklini değiştirebilecek yıldızlara sahip olduğunu da söyledik ve nitekim aynı şekilde böyle bir maç e, oynandı. Şimdi ya, yarınki maç nasıl bir kadroyla çıkacak? Açıkçası merak ediyorum. Olympiakos'un rövanş maçını düşünerek mi bir hoca yine kadro yapacak ve maçtan önce benim e, 3-4 gün sonra da Olympiakos maçım var. Onu düşünerek bir kadro yaptın mı diyecek? Yoksa e, normal, mesela Ceko'yu oynatacak mı? Şimdi mesela merak ediyorum yani. Fred İsmail oynayacak mı mesela? Yani yarınki kadroda açıkçası önemli bir kadro ama ben burada benim için önemli olan bir futbol sever olarak Avrupa'da elde edeceği başarı. Ya ben yarı final'e bakıyorum, final'i düşünüyorum yani oradaki başarı benim için bir futbol sever olarak daha değerli. Tabii ki şampiyonluk mu, konferans kufası mı diye bir anket açılsa bence birçok Fenerbahçeli Şampiyonlukta diyebilir. Ona da şaşırmam ve saygı duyarım. E çünkü yılların bir özlemi var, birikimi var ve bunun bir mücadelesi savaşı var. Yani günlerdir, haftalardır devam eden bakıldığı zaman. E, dolayısıyla Karagümrük maçı, e, bir kere Karagümrük maçını Fenerbahçe kazandı, onu söyleyeyim. Yani e, takılacağını falan düşünmüyorum. Karagümrük sporda e, doğu blokunu yani o 30-35 binlik kısmı e, tribünü, doğu tribününü vermiş yani Fenerbahçe seyircisinin önünde oynayacak maç. Biletler de biraz şey ama 900 lira tahmin eder. 900 ya da 928 liraydı ama ben Fenerbahçelilerin maça ilgi gösterip takımlarına büyük destek vereceğini Hı -hı. düşünüyorum. Yani Fenerbahçe bir deplasman havası gibi o Olimpiyat tane hani böyle boş tribünler falan oluyor ya böyle bir sizin şeyinizi enerjinizi alıyor yani. Öyle bir maça çıkmayacak. Tam tersine en az 20-25 bin taraftarının desteğini alarak bir karşılaşma oynayacak. Ve ben e, başı da kazanacağını düşünüyorum. Kara Gümrük beni şaşırtıyor. Yani transferlerine baktığımız zaman sezon başı, sezon ortası yani işte oyuncu vermeleri, almaları böyle çok zikzaklar çizen bir takım. Yani, ligdeki durumları da ne olacak merak ediyorum ama yani Fenerbahçe'nin yarın fire vermeden açıkçası e, kazanacağını düşünüyorum. Hocam sizin 11 beklentiniz ne? Ee, İsmail Hoca yani Olympiakos kadrosundan daha farklı bir kadro mu e, sahaya sürer? Tabii sakatlık. Az sonra bu arada sakatlık konusuna geleceğiz. O da çok konuşuluyor Fenerbahçe'de. Yani dediğim gibi hocanın e, açıklamalarında çünkü sakatlık çok fazla geçiyor ve e, Fenerbahçe'nin de hani 3 günde bir ve karar maçı oynayacağı bir e, viraj olduğunu söyleyelim. Şöyle Fenerbahçe'nin elindeki kadro Haftada iki maçı da oynar, on günde üç maçı da oynar. O tarzda bir kadroya sahipler. Burada rotasyon ne şekilde? O illet var ya ben senelerden beri söylüyorum. Real Madrid'e bakın, Manchester City'ye bakın, Liverpool'a bakın, Bayern Münih'e bakın. Bu baba takımları söylüyorum. Paris'e bakın. Bugün oynuyor, artesi günde ayrı takımda kadroyla çıkıyorlar. Bunlar bilmiyor mu bu iş? Senelerden beri böyle. Bunlar bilmiyor, biz biliyoruz rotasyon. Dört kişi değiştir, beş kişi değiştir. Sakatlı kırmızı kart cezanı yoksa aynı kadroyla oynuyorlar. Oyun içinde değişiklikleri yapıyorlar. Bunu bir kere biz çözmemiz lazım. Bu rotasyon illetinin ne türlü olmasını bilmek lazım. Neden onlar başarılı da biz niye başarısız oluruz bu sefer? Bunlar bir de geçtiğimiz maça bakarsan Fenerbahçe'nin Olympiakos takip edenler Yunan Ligi'ni zaten belli maçlar vardır. Ben de benim bir Kamerun'da bir oyuncum vardı. O Yunan Ligi'ne e transfer olunca aynı zamanda Ekvator Gine'de milli oyuncu oldu. Duala'ydı ismi. Aynı şehrinle birlikte ismi. Hep oradan takip ederdim. Yani şu Olympiakos'un fert fertal bir tanesi Fenerbahçe'nin elindeki kadrosundaki oyuncuların üzerinde seviye Kötü bir Olympiakos var. Belki uzun zamandan Kesinlikle. beri kötü bir Olympiakos. Taraftar da çok öyle bildiğimiz o çılgın bir taraftar çok ateşli bir taraftarla. İyi başladı mı, başladı mı? Sonra zaman geçtikçe düşüşler yaşandı. Hani burada e, biz e, en başta sabit olan 11'imizi, devamlı elimizde oynayan 11'inde e, bir kere saye sürmeniz gerekecek. Bunu artık bir oturtmamız lazım takımlarımız. Ama maalesef biz bunların dışına çıkıp taraftarlarımıza, kamuoyuna, medyaya işte rotasyon yapıyoruz de bunları söylüyorsunuz. Tabii sakatlıklar konusunda biz burada bir şey diyemeyiz. Ee, neler oldu. Ben mesela şahsen şunu söylüyorum. Bu oynayacakları Perşembe günü ayın 18'inde maçı Banko-Fenerbahçe. Yani Olympiakos'un burada gol atma şansı yok. Eğer bizim kafamızda düşündüğümüz o Fenerbahçe klasik 11'inle oynarsa ya, emin ol kaleye gelemezler. Sen ilk 20 dakikada işi bitirirsin. Böyle bir kadroya sahipsiniz. Böyle bir oyun düzeniniz var. Ama o işte o girdi. O illet, rotasyon öyle bir girdi ki. Hocalarımız da bunu nasıl yapıyorlar anlayamıyorum. ya. Yani. Sen oyna abi. Elindeki sağlam kadroyla oyna. Oyunun gidişatı Sağlam alsa ki orada galibiyetle dönmek işten bile değildi. Olimpiyakos'a karşı. İşten bile değildi. Yani tekrar söylüyorum. Üç günde maç oynayabilecek kadroya sahipsiniz. Yani... yani bütün hepsi oynayabilirsiniz. Karagümrük Gümrük maçına da orada oynadığınız 11 de çıkabilirsiniz. Sakatlık. Şimdi o Stavol yok. Mecbur oynayacaksın Ferdi ile. E demek ki bunlar bir şeyler atıyor. Sen sağlam kadronu kulübede aldıysan sağlamla oyna. Hani hoca dedi ya biz doktorumuzla konuştuk. Onları da dinlemek lazım artık eskisi gibi değil. Sana 15-20 dakika diyorsa 15-20 dakikayı belki kafadan kullan. 15-20 dakikada işi bitir çünkü kadar bir bakıyorsun Olympiakos. bunlara evvel oynadığın takımları falan daha daha aktif takımlardı. Yani Olympiakos'u sen aynı ayarda tutamayız biz. Ben oynanacak oynanacak Karagümrük maçından da Fenerbahçe galibiyetle kapatacağını düşünüyorum. Karagümrük esasında iyi bir takım. Hı. Fakat onlar da bir şeyi tutturamadılar. Düzenli oyununu tutturamadılar. Düzenli 11'i tutturamadılar. ben oradan da çıkacağını ve Olympiakos'un burada hiçbir şansı olmadığını düşünüyorum. Şayet Fred'le bir şey var mı? Cezalılık durumu yok değil mi? Yok hayır. Yok, ya yok o vakit. Abi burada Olympiakos'un hiç şansı yok. Abi burada maç böyle orada yediniz üç tane gol falan ama şu golleri bir bakın ne şekilde yani. Hep ortası. Şimdi tamam kurun e herkes kızıyor. Kurun içi e kızıyorsun ama sen Zayis'te kaç kere oynadın. Kurun İsmail olsa bu hatalar olmaz. Fred kurun olsa gene bu hatalar olmaz. Yani biz bir de oyuncular üzerinden gidiyoruz. Burada genel oyunun şablonu ne? Esas ana mevki nedir sizin? sentral abi, ortası. Orta sahada Sağlam adamlarınız olduğu zaman siz her zaman için istediğiniz gibi oyunu yönlendirirsiniz. Ee, Sevgili Hoca bunun e, tersine gitti. Biz Ayis ne zamandan beri oynamıyor. Değil mi? Tabii tabii. Ya, hem de takımla birlikte oynamıyor. Onun direnci ne kadar bilemiyorum ne akla hizmet ettiler orada onunla oynadılar. Tabii bunu kararı veren teknik et Biz burada boşuna hakem kestik ama yazık oldu. Yani şöyle e, orada Mağlubiyet, mağlup olacak bir takım değildi Fenerbahçe. En kötü berabere gelirdi. Hocam zaten yani 20 transfer yapmış Olympiakos. İşte devre, e, al birini vur yani birini. Devre arası 8 tane, sezon başı 12 tane. işte 3. hocaları. Bu arada Mendilibar'la sözleşme uzattılar. Evet yani zaten dağınık bir takım bu yıl için. yani ben de öyle bir mağlubiyet beklemiyorum. Ya yazık oldu. Emin ol. Yani e, Fenerbahçe çok rahat telafisi yapılabilecek. En kötü be. Bakın Olympiakos'u her zaman böyle yaka bakın. Olympiakos'un çok şaşalı dönemleri vardı. Çok iyi oyuncular barındırmıştır. Yabancılar da dahil buna. Fakat bu Olympiak Olympiakos'u yani normal bizim bırakın Fenerbahçe'yi falan normal bir kadromuzla oynasın takımımız. Yani mağlup olmaz.